Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Aralık 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Aralık ayı kariyeriniz, ev yuva konuları, ailevi konularda çok önemli ve güçlü etkiler getiriyor. Evet, aya tutulmayla başlıyoruz. Hemen 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek ve sizin 4. evinizde oluşacak bu tutulma. Aslında son 1,5 yıldır ikizler yay tutulmalarını yaşıyoruz. Bu son tutulma olacak bu aksa yaşayacağımız. Önümüzdeki 9 yıl artık yay ikizler tutulmaları meydana gelmeyecek. Ancak bu son tutulma da gerçekten çok etkili ve artık belki son 1,5 yıldır gündeminizde olan bazı konuları da tamamlayacak. Buralarda bir sonuç alma sürecindesiniz. Bir yön belirleme dönemindesiniz. Özellikle ev konuları, yerleşim konuları olabilir. Taşınmalar, emlak alma satma, gayrimenkul konuları, kariyerle ilgili vereceğiniz bazı hedefler, adımlar, atacağınız adımlar, aile konuları, anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili konular, tüm bunlar bu tutulmayla beraber daha fazla gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse sizin için çok daha güçlü, daha etkili, daha kadersel bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu etkiler artacaktır, daha da güçlenecektir. Evet, tutulmanın tesirleri Aralık ayında kendini gösterebileceği gibi önümüzdeki Nisan sonu Mayıs'a kadar yine etkili olmaya devam edecek. Evet, Mars ayın 13'üne kadar Akrep Burcu'nda, 13'ünden sonra Yay Burcu'na geçiyor. 13'üne kadar günlük hayatınız hareketli, iletişim, konuşmalar, belki seyahatler gündeminizde olacak. 13'ünden itibaren biraz daha özel hayat, ev yuva alanlarına yöneliyorsunuz. Evde işler var, evde bazı çabalar göstermeniz gerekiyor. Belki aileyle ilgili konularla ilgileneceksiniz. Burada sorumluluklar olabilir, biraz mücadeleler de olabilir. Lütfen dikkat edin, zaman zaman aile içi ilişkilerde biraz agresyon olması mümkün. Evde bazı ufak tefek kazalarla, sakarlıklarla karşılaşmanız mümkün. Bunlara dikkat edin, güvenlik alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor, özellikle ev alanlarında. Ve ayın 19'una geldiğimizde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay, güneş tutulmasından farklı olarak sadece bu ay içerisinde güçlü olarak etkilerini gösterir. 19 Aralık'ta meydana gelecek. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en önemli tesirlerini gösterebilir. 27 derece İkizler Burcu'nda olacak. Son dekan değişken burçlar özellikle etkileniyor. Bu durumda lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, yani son dekan doğumlu bir başaksanız ya da yükselen başaksanız, bu tutulmanın tesiri, bu dolunayın tesirleri çok güçlüdür. Şimdi dolunay kariyer hayatınızda, toplumsal alanda böyle bir aydınlanma getiriyor. Aslında dikkat çekeceğiniz, fark edileceğiniz bir dönem. Çalıştınız, çabaladınız, şimdi harcadığınız emeklerin fark edilmesi dönemi. Bu size bir başarı getirebilir, bir ün getirebilir, bir şöhret getirebilir. Kariyerinizde bir hak ettiğiniz bir başarı, belki bir terfi, görev değişimi, statü değişimi, tüm bunları getirebilir özellikle kariyer alanlarınızda. Ama bazen ilişkilerle de ilgili olabilir bu statü konuları, yani evlilik, ayrılık, işte işbirlikleri, ortaklıklarla da bağlantılı kariyerimizde bazı dönüşümler olabilir. Haritanızın yapısına göre ilişkilerle de bağlantılı olarak kariyerinizde bu etkiler olabilir. Jüpiter'in güzel bir açısı var. Jüpiter de 6. evinizde, dolayısıyla iş, meslek ve kariyer alanında bu dolunay size güzel bazı tesirler getiriyor, açılımlar getiriyor, önemli başarılar, fark edilme, tanınma, hak edişlerle karşılaşma gibi durumlar söz konusu olabilir. İkizler olduğu için biraz ikili işler, işte belki iki uğraşabileceğiniz, mesela iki görev olabilir, iki meslek olabilir, eğitimle ilgili bir iş, ticari bir konu, iletişimle ilgili konular özellikle. Bu konuları da daha çok aktif hale getirebilir bu dolunay. Evet, ay sonuna kadar olan süreç dolunayın tesirleri devam edecek. Ve bu ayın en önemli etkilerinden birisi, 19'unda Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Venüs her 1,5 yılda bir geriler ve 40 gün kadar sürer bu. Her 8 yılda bir de aynı burçta geriler. En son 2013'ün Aralık'ı 2014'ün Ocağı'nda Oğlak Burcu'nda gerilemişti. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Belki benzer tesirler olabilir. 5. evinizde gerileyecek. Aslında size çok zararlı, sert bir açı yapmıyor. Venüs gerilemeleri biraz nostaljiktir. Biraz enerjisi olarak bizi içe döndürür. Özellikle sevgi, aşk, ilişkilerdeki beklentilerimizi bu dönemde daha fazla sorgularız.
öz değer beklenti, yani öz değerimizle ilgili konularda sorgulamalarımız olabilir. İlişkilerde tutkulu olabileceğimiz bir dönem. Çünkü Plüton'un da çok yakın teması var bu retroya. Aşk ilişkilerinde daha tutkulu olabileceğimiz bir dönem. Biraz takıntılı da olma durumları var ama geçmişteki ilişkilerin, romantik konuların kendini hatırlatması, karşımıza çıkması mümkün. Ama çok böyle dönemlerde hızlı kararlar vermek, kesin kararlar vermek doğru olmaz. Biraz izlemede kalmak gerekiyor, beklemek gerekiyor. Yarım kalmış bazı karmik hesaplar da tabii ki bu dönemde kapanabilir. Özellikle çocuklarla ilgili etkiler var. Yani çocuklarla ilişkilerinizde biraz sıkıntılar olabilir, uyumsuzluklar olabilir. Ya da bu dönemde belki bir şeyleri daha fazla sorgulayacaksınız. Yani ilişki dinamiğinizdeki eksikleri, hataları, beklentileri daha fazla sorgulayacak. Belki önemli keşifler de yaşayacaksınız, farkındalıklar da yaşayacaksınız. Sonuçta her gezegen tesiri bize önemli katkılar da verebilir. Sanatla ilgilenmek, hobilerle ilgilenmek iyi bir dönem. Çünkü sanat ve yaratıcı çalışmalar Venüs'ü destekler ve Venüs'ün retro dönemindeki enerjilerini de dengelememize yardımcı olur. O yüzden hobilerinize zaman ayırın, sanatla ilgilenin, belki kurslara gidin. İşte o zaman ayıramadığınız hobileriniz varsa onlarla daha fazla ilgilenin. Çocuklarla da ilgili bu şekilde zaman ayıramadığınız çocuklarınız var örneğin uzun süredir iş yoğunluğu nedeniyle. Hani onlara daha fazla ilgi gösterme, onlarla ilişkilerinizi tazeleme, bazı sorunları çözümleme fırsatlarını da bulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.